2011 yılında EPDK zorunlu kıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü projeyi geliştirdi. Akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için getirilen otomasyon sistemi aranan araçların bulunmasını da sağlar oldu. Aslında sistem istasyonları denetlemek için getirilmişti ama kısa sürede suçla mücadelede etkili oldu. Terörden, cinayetten, gasptan ya da hırsızlıktan aranan araba akaryakıt aldığı zaman polise online bilgi gidiyor ve arabanın nerede olduğu kısa sürede tespit ediliyor. Şüpheli araç buradan almış mı, düzergah olarak kullanmış mı, onları hep takibini yapıyorlar. Aranan şüphelinin kaçması halinde istasyon içi mobeseler devreye giriyor. Aracın hangi yöne gittiğinin tespit edilmesiyle fazla vakit kaybedilmeden müdahale etme imkanı sağlıyor. Sistemimize düşüyor. Bu araç hangi tarihte, hangi saatte yakıt almış onu görebiliyorum burada. Son olarak 8 Ekim 2016 günü akaryakıt alan iki canlı bomba Ankara Gölbaşı'nda saklandıkları at çiftliğine geri dönmüştü. Diyarbakır'dan yola çıkan hainler ihbar edilmişti. İstasyona girmeleriyle sistem sinyal vermiş, bir facianın önüne hem ihbarla hem de o sinyalle geçilmişti. Sistem 12 bin istasyonda aktif olarak kullanılıyor. Sahte plaka ihtimali de düşünüldü. Eğer sistemin emniyeti ilettiği plakanın kaydı yoksa o arabada otomatik olarak takibi alınıyor. Sistem özellikle terörle mücadelede emniyetin elini oldukça güçlendirdi. Türkiye genelinde yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonu var. Yani sadece 1000 istasyon zorunlu olan sisteme geçiş yapmadı. Kısa sürede onlar da geçecek.